Bildiğiniz gibi daha önce kanalımda M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun kutu açılışını yapmıştım. Sonraki videolarda ise biraz daha deneyim videolarına değinmiştim. Şimdi sizden yazılımla ilgili bir takım sorular geldi. Ben de özellikle önceki videolarda Android Studio'da emülatörün çalışmamasının bir handikap olduğundan bahsediyordum. Ancak gerçek cihazımızı bağlayarak debug edebiliyorduk uygulamaları. Yakın zamanda artık emülatör için de bir destek geldi ve bazı sanal cihazları artık emülatörde kullanmaya başlayacağız ve uygulamalarımızı bu sanal cihazlar üzerinde çalıştırabileceğiz. Şimdi asıl videoya geçiş yapalım ama geçiş yapmadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olma noktasında desteklerinizi bekliyorum. Merhaba, ben Volkan Sel. Kanalımda teknoloji ve oyun içerikli videolar paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince Apple ekosistemini size tanıtmaya çalışıyorum. Bu videomda M1 işlemcili MacBook Pro üzerinde Android Studio'yu nasıl çalıştıracağız ve emülatör desteği nasıl, birazcık bunlara bakacağız. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek gerekiyor. M1 işlemci aslında yeni bir mimariydi ve aslında emülatörü kurmaya çalıştığınız zaman, daha doğrusu Android Studio'yu kurmaya çalıştığınız zaman emülatör tarafında bir hata aldığımızı görüyorduk. Ekranda şu an bu hata mesajını da görebilirsiniz. Bu hatayı geçemediğimiz için sanal cihazları çalıştıramıyorduk. Önceki videolarımda da sizinle bir link paylaşmıştım ve bu link üzerinden hangi uygulamaların M1 işlemci desteğine kavuşup kavuşmadığınızı kontrol edebileceğinizi söylemiştim. Şimdi Rosetta 2 sayesinde Android Studio'da çalışmayan emülatör artık çalışabilir hale geldi. Ama her cihazda ben bunu çalıştıramadım. Şimdi önce Rosetta 2'yi terminalden kurmanız gerekiyor. Bu ilk ön şartı söylemiş olayım. Rosetta 2'yi terminalden kurduktan sonra yeni bir link daha paylaşacağım. Videonun altında bu link var. Android Studio için bu kurulumu yaptıktan sonra artık cihazları kullanabilir hale geleceğiz. Sizinle paylaşacağım bu sayfada dikkat ederseniz, o resimleri birazcık büyütürseniz, kullanılan bir tane Google Pixel cihazı var. Ben direkt o modelde denedim. Artık o model sayesinde uygulamalarımı çalıştırabiliyorum. Size de vereceğim tavsiye direkt bu şu an ekranda gördüğünüz ve videonun altında da paylaşacağım sanal cihazı kurmanız. Bu Google Pixel cihazını kurduktan sonra en azından gerçek cihaza gerek duymadan Google Pixel cihazı üzerinde testlerinizi yapabilir hale geleceksiniz. Benim en büyük şikayetçi olduğum nokta gerçek cihazı bağlamak zorunda kalmamız oluşuydu. Ama artık bu sayede en azından Google Pixel'de bunları kullanabilir olacağız. Tabi siz şunu da deneyebilirsiniz. Çok fazla sanal cihaz var bu emülatör sayfasında. Hangileri çalışıyor, hangileri çalışmıyor o kadar hakim değilim. Hepsini deneme şansım olmadı. Çünkü biliyorsunuz Android Studio'yu kurarken tüm cihazlar kurulmuyor. Siz hangi sanal cihazı kullanmak istiyorsanız bunu önce indirmeniz gerekiyor. Bu Google Pixel'e baktığımız zaman boyutu 1 GB'dan birazcık fazlaydı diye hatırlıyorum. Bunu indirmek de birazcık zaman alıyor ve diskinizde ne kadar yer var ona göre de artık hangi cihazları deneyebilirsiniz. Bunlar size kalmış. Benim göstereceğim yöntemde çok basit bir uygulama, örnek projeyi açacağız ve uygulamayı çalıştırdığımda bu Google Pixel üzerinde artık uygulamanın çalıştığını görmüş olacağız. Tabi biliyorsunuz bu sanal cihaz ilk kez açılıyorken birazcık yavaş açılıyor ama ondan sonra uygulama üzerinde bir takım değişiklikler yapıp tekrar run ettiğimizde artık son halini çok hızlı bir şekilde çalıştırmaya başlıyor. Bu açıdan M1 işlemcinin gücünden de faydalanıyor ve bence İlk açılıştan sonraki direkt run etme kısımları oldukça hızlı geldi. Tabii ben çok küçük bir proje üzerinde denedim şu an. Sizin projeleriniz daha büyük çaplı projeler olabilir. Sizin de deneyip yorumlarınızı paylaşmanızda fayda var. Özellikle Android yazılımla ilgilenen arkadaşlar için yorumlarınız önemli olacaktır. Dediğim gibi ben küçük bir proje ve sadece tek bir cihaz üzerinde şu an çalıştırdım. Bunu yapabilmişken hemen hızlıca videoyu paylaşmak istedim. Bundan sonra yine denemelerim tabii ki devam edecek. Ama siz de deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Belki bugüne kadar M1 işlemcili cihaza soğuk bakıyordunuz. Sırf Android emülatörü çalıştırmaması yüzünden. Ama artık yavaş yavaş desteğin geldiğini görüyoruz. Tabii paylaştığım sayfada birazcık hani sarı önlem işaretini göreceksiniz. Yani %100 destek gelmiş değil. Zamanla daha da yerine oturacaktır bu çalışmalar. Ama şu an emülatörün çalışması bile bizi oldukça rahatlattı diyebilirim. Çünkü gerçek cihazda bir takım sorunlar çıkabiliyordu. Emülatörle uğraştığımız zaman en azından ulaşabildiğimiz cihaz sayısı da artıyor. Tabii ki günün sonunda yine gerçek cihazlara ihtiyaç duyuyoruz ama emülatör kullanmak olmazsa olmaz yöntemlerden bir tanesi olduğu için oldukça güzel bir gelişme. Ben de sizinle hızlıca paylaşmak istedim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olma noktasında desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.